Anlaşabildik bence. Ve fizik bilimine giriş üzerine bayağı da konuşmuş olduk kankalar. Artık fizik bilimine girişi bırakabiliriz. Onu bırakınca ne yapacağız peki? Yeni bir konuya geçeceğiz. Kime geçeceğiz? Ha? Evet, madde bilgisine geçeceğiz. Madde ve özellikleri. Anlatmayalı çok uzun zaman oldu ya. Vallahi heyecanlı. Evet, madde özelliklerine başla. Bu arada sevgili arkadaşlar, fizik bilimine giriş modülünüzde bunların hepsinin zaten tek tek tanımları, açıklamaları, şunlar bunlar var. Fizik bilimine giriş modülünüzü lütfen okuyunuz. Örnekleriyle beraber hepsi bulunuyor kendisi içerisinde. Aydın yayınlarının modüllerinde. Tamam. Şimdi artık madde bölümüne geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki, madde bölümünde ilk konuşacağımız şey ne? Sayın Can Bolat. Hı? Ne hocam başladı? Allah'ım ya. Ne hocam, madde mi? Doğru söylüyorsun lan, madde. Madde ne demek lan? Hı? Her şey. Madde her şeydir hocam. Evet, uzayda yer kaplayan, değil mi? Tanecikli yapıya sahip, tanecikli ve elektrikli yapıya sahip, kütlesinden dolayı da bir eylemsizliğe sahip olan, aklınıza gelen her şeye biz ne diyoruz? Madde diyoruz. Tamam. Neymiş? Neymiş madde? Ya uzayda yer kaplayan Evet. Uzayda yer kaplıyor kendisi. Uzayda belirli bir hacim kaplayan, tanecikli ve elektrikli yapıya sahip olan, kütlesi dolayısıyla eylemsizliği olan her şeye biz ne diyoruz? Madde diyoruz. Maddenin sevgili arkadaşlar şekil almış haline de ne diyorlar? Cisim diyorlar. Mesela altın bir maddedir. Değil mi? Ama altın bileklik dersen o bir cisim olur. Anlaşıldı mı? Onun için cisim deyince şeklen bir varlıktan bahsediyoruz diye düşünün. Demir bir maddedir. Ama işte demirden yapılmış bir sütun derseniz, binayı ayakta tutan sütundan bahsederseniz o zaman bir cisimden bahsetmiş olursunuz. Demir blok dersen cisimden bahsetmiş olursun. Ne? Madde olmaktan çıkıyor demiyorum. Artık cisim olarak bahsetmiş oluyorum diyorum. Tamam. Şimdi peki bu maddelerin ortak özelliklerinden bir bahsedelim. Maddenin ortak özelliği. Aslında biraz önce bahsettik bundan ama yine de bir kez daha söyleyelim. Birincisi hacme sahiptir, değil mi? Yani boşlukta yer kaplama. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Madde için kesin ve vazgeçilmez bir şeydir. Boşlukta yer kaplama aslında Pauli dışarlama ilkesinin bir ifadesidir. Ne diyor Pauli dışarlama ilkesinde? Biliyor musunuz? Ne diyor? Evet, tamam, güzel, güzel. Pauli dışarlama ilkesini şu anda sadece atom için konuşuyorsunuz. Atomdaki elektronlar için konuşuyorsunuz. Peki, dört tane kuantum numarasından en az bir tanesi farklıdır diyor. Bir atomda bulunan elektronların tamamı düşünüldüğünde, dört kuantum numarasından en az bir tanesi farklı olmak zorundadır diyor. Dördünün de aynı olması ne demek? Peki. Aynı noktada, aynı enerjiye sahip, aynı momentuma sahip iki tane cisim olması demek.
Madde parçacıkları böyle bir şey yapamazlar. Madde parçacıkları uzayda kendilerinin bulunduğu yerde başka bir şey bulunmasına izin vermezler. Biz Pauli dışarılama ilkesinin en genel formunu şöyle söyleriz. Madde parçacıkları uzayda aynı anda aynı noktayı işgal edemez deriz. Tamam. İşte buradaki maddenin hacim kaplaması ifadesi de bu. Ben şu anda burada dururken hacim kaplıyorum. Dolayısıyla ben buradayken başka bir madde ya da başka bir cisim benim olduğum yerde olamaz. Anlatabiliyor muyum? Ha, benim olduğum yer şu anda bana aittir ama buraya başka bir madde gelecekse benim buradan ayrılmış olmam lazım. Dolayısıyla şöyle de düşünebilirsin. Ben yürürken aslında bir havanın içinde yürüyorum. Dolayısıyla ben yürürken önümdeki havanın açılıp benim içine sığabileceğim kadar bir boşluk oluşturuyor. Buna boşluk denir mi bilmiyorum ama bir yer oluşturuyor. Ben onun içine geçiyorum. Ben oraya geldiğimde artık orada hava kalmıyor anlamında söylüyorum. Bu yeterince anlamlı bir ifadedir, boşlukta yer kaplama. Tamam. İkincisi tanecikli yapı. Tanecikli yapı dediğim şey şu. Her madde, her cisim kesinlikle atomlardan ve moleküllerden oluşur. Değil mi? Taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunu kesinlikle unutmamak lazım. Bahsedilen her cisim, her madde minik parçalardan oluşur. Biz o minik parçalara atom ya da molekül diyoruz. Bir diğer özellik elektrikli yapı. Elektrikli yapı dediğiniz şey nedir? Her madde parçacığının içinde elektron, proton ve nötronu da düşünürsek elektron, proton, nötron gibi elektrikli yapıya sahip malzemeler var. Ha, nötron elektriksel olarak nötrdür ama onun içinde de başka şeyler vardır nötr olması için. Maddenin bir kütlesinin olması lazım. Kütleyi biraz önce konuştuk. Kesinlikle. Değil mi? Bir şeyden madde olarak bahsedeceksen kütlesinin var olması gerekiyor. Ve eylemsizlik. Eylemsizlik dediğin ne? Hı? Evet, cismin hareket durumunda bir değişiklik olması olayına karşı kütlesiyle doğru orantılı miktarda gösterdiği zorluğa biz eylemsizlik diyoruz. Konumunu koruma isteği değildir eylemsizlik. Konumunu korumak istemez zaten cisimler. Sabit hızla hareket eden cisim konumunu korumak mı istiyor? Yok. Ha? Duran cisim için durmaya devam eder. Yani hareketinde bir değişiklik oluşturmak istersen zorlukla karşılaşırsın anlamında düşünün. Olmaz işte bak. Eylemsizliği tanımlıyorsan tek bir olay için söylememen lazım. Her şeyi anlatması lazım. Tamam? Onun için söylüyorum. Aa, sadece duran cisim için böyledir dersen ona bir şey diyemem. Evet. Maddenin ortak özellikleri bu. Peki. Bunların içinden biz kütleyle ilgili konuşacağız şimdi. Kütle. M ile gösteriyoruz. Biraz önce konuştuğumuz gibi sevgili arkadaşlar, kütle dediğimiz şey madde miktarıyla birlikte o malzemenin, o maddenin atomik boyutta parçacıklarının yani atom ve moleküllerinin ortalama enerjileri, işte kimyasal bağ enerjileri, dönme enerjileri, aklınıza gelecek tüm atomik boyuttaki enerjilerin toplam değeri kütleyi oluşturuyor. Dolayısıyla bakın kütle artık sadece madde miktarıdır demek doğru olmuyor. 2000 kaçtı? Seneyi hatırlamıyorum ama şöyle sordu ÖSYM. Yeterince hassas kütle ölçümünün yapılabildiği bir laboratuvar ortamında
Şu işlemlerden hangileri gerçekleştiğinde maddenin kütlesi artar dedi. Birinci işlem, maddenin ya da cismin ışık soğurmasını sağlamak. İkinci işlem, maddeyi ısıtmak. Üçüncü işlem, maddeyi ışık hızına yakın hızlara kadar hızlandırmak dedi. Çok güzel, çok naif ve çok temiz bir soru. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Nedir oradaki olay? E mi? E ne oğlum? Son seçenek. Son seçenekte hangileri var yavrum? 1, 2, 3 mü var? Son bir tanesini mi alıyorsun sen? 3 tane söyledim de biraz saymada problem var herhalde. G nokta seçeneği olması lazım o. Allah Allah. Bak, madde miktarıyla beraber iç enerjiyi ifade ediyor. O zaman ışık soğurmak demek. Işık bir enerji. Enerjiyi soğuruyorsa o maddenin kütlesi artıyordur. Olur. Isıtmak cismin iç enerjisini artırır. O zaman kütleyi de artırır. Ama cismi hızlandırarak ışık hızına yaklaştırmak o mekanik enerjide değişiklik yapar. Dolayısıyla ona biz şey demiyoruz, kütleyi artırır demiyoruz. Evet, söylediklerimin içerisinden 1 ve 2 kütleyi artırır. Hadi görüşürüz.